Dostlarım selamlar. Bugün Talia ve Zix ile oynuyoruz. Karşımızda ise Vay ve Jin var. Kardeşimin selamını alalım. alalım. Aleyküm selam. Şimdi hükümsüzlük aynı bekleteceğim. Toprak bozumu, dürtme çomağı ve ebedi mürit. Aslında bu eli böyle bırakabiliriz. Tamam destemiz bir yer kart yok etme destesi arkadaşlar. Ve inanılmaz keyif alacağınızdan eminim. Ünitelerle bize bir şeyden sonra asla mı asla kesemeyecek. Ama şeyi düşünüyorum. Acaba biz nasıl keseceğiz? Şimdi Kartları kartlar geldikçe anlatacağım ki Hani böyle açıkçası Daha zevkli olur diye düşünüyorum Kaya kızakçısı gelsin Aslında bu adama bir hak tanımış gibi bir şey oluyor 3 mana bekletip Evedi müritle oynamak isteyebilirdik Ama kaya kızakçısı Arkadaşlar dalgalı kumlar çağıracağı için Aslında bizim için baya iyi Ve bunları durmadan çekip kesiyor olmak Ekstra güzel olacak Pas geç Diğer tur yine bir toprak bozumu oynayacağım Bir hasar almak bence gayet okeydir Adamın elinde zaten eğer Jin yoksa sıkıntı yok. Vay da ya aban almadığı sürece yine problem yok. Bence burada Çoran gezginle oynayalım tamam mı? Şimdi bu kart neden önemli? Dost bir yer kartını ökettiğinde bana artı bir artı bir verirsin diye harika bir özelliği var arkadaşlar bunun. Üstelik çekip bu şekilde de saldırabilirim. Büyük ihtimalle bloklayacaktır bir de Diğer tur ya elinden her şekilde alırız ama bu her ünite oynadığında toprak bozumu gideceği için rakibin canını sağlam yakıyor olacağız. Ha bu şu bir tık problem. Ona da bakalım bir cevap verebilecek miyiz merak ediyorum derken verebileceğimiz bir cevabı elde ettik. Bu kart neden kötü? Arkadaşlar her tür eline bir malık bir adet ateşleme veriyor. Eğer böyle yaparsa benim için gerçekten gayet okeydir ya. üniteleri direkt takas sokabilirim. Hiç problem yok. Gizemli atış geliyor. Bak sen. Bunu zaten her şekilde ölecekse, öldürecekse eğer. Antik kum saati atmaya gerek var mı? Ya da biz de elinden almayalım mı? Ya da çok daha iyisi. Eğer hükümsüzlük haini oynarsam burada ne kadar verim alırım? Ben de sonuçlandıralım. Kesinlikle jine bekletiyor. Olacağım. Bu beyti yedime inanamıyorum ama. Şimdi burada öncelikle dediğim gibi bana bekletmeyeceğim. Toprak bozumu gelsin ve kart alalım. Bir yer kartı daha. Ardından bombayı salı at kardeşim kafasına. Abi diğer tur dürtme çomali elinden alacağım. Yani şundan bir tane hasar almak çok da sıkıntı yaratmayacaktır diye açıkçası düşünüyorum. Çöküş canavarı. Full Nexus odaklı gidiyor galiba. Ama adamın elinde kart kalmıyor. Ve biz bundan gerçekten verim alacağız. Özellikle bu kart bayağı bir keyif verecek diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer ben bunu da bunu kesersem hasar çıkartı ve içinden bir adet huysuz ma mağara ayısı elde ederim. Ebedi müritin içinden de güçlenen mürit çıkacağı için aynı komboyu tekrar yapabilirim aslında. Ve iki manayı istiyorsam eğer bence ebedi müriti oynayabilirim burada arkadaşlar. Üstelik takasa da sokabilirim yani. Hani benim için faydası bu olacak. Bunu yapıyor olması aslında benim için bir tık fena değil. Kardeşime dürtme çomağını at. 3 manası var. Yani bu destede bildiğim kadarıyla arkadaşlar rakibin yapabileceği bir şey yok. Bu tur benim saldırmamı engelledi. Ve bence bu iyi bir hamle değil. Çünkü... Yani bunu kendi saldıracağı zaman ne yapsa bu 4'e 2'lik sahne görevlisinden daha çok verim alırdı. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hani bu gerçekten benim için ciddi anlamda önemli bir şey arkadaşlar. Ve bana destek olmak istediğinizi biliyorum. Hani bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız, meta dışında başka şeylerin gelmesini istiyorsanız ben seve seve dinlemeye hazırım. Bunu bekleteceğim. Bir dost veriyorum. Otur artı kartı veriyorsun. Eğer yer kartı yok edersek içinden alıyoruz. Şimdi benim burada bütün yer kartlarını yok etme gibi bir niyetim var. Çünkü Cephanelik Arne ne kadar yer kartı yok edersem arkadaşlar o kadar özellik kazanıyor. Burada pas geçeceğim. Adamın manası yansın. Bekleyebiliriz yani sıkıntı yok. Birim. Şimdi açık göz müfettişi neymiş? Bu arada hatırlatma su için. Bir kart çekersin onu ona geçici kazandırırsın. Şimdi geçim kesemeyeceğini düşünerekten. Bunu ben kendim öldüreceğim arkadaşlar. Şimdi ben bunu yok ettiğim için 5'e 5, 5'e e 3 ve 2'ye 4'lük 2 iki tane ünitem olacak bir tık rakibi baskılıyor olacağız. Üstelik diğer tur bir yer kartım daha yok oluyor. Erni şu an 5 tane elde etti. 6, 7. Daha söyleyecek bir şeyim yok. Mecin komik tarafı. Yani Taliyah ve Zix'in de level atlama mantığı biraz burada geliyor. Mesela Zix level atladığı zaman arkadaşlar her kart yok olduğunda rakibin eksisine iki hasar çıkartıyor tamam mı? yer kartı yok olduğu zaman. Talya'da 5 e, yer kartı çağırdığımızda arkadaşlar level atlıyor turu bitir. Ve şöyle güzel bir özelliği var. 3 kere 2 hasar çıkartabilecek taş atıyor arkadaşlar. Saldır kardeşime. E, büyük ihtimal 5'e 3'te bloklayacak. Çünkü elimden ünite almayı tercih edecektir yani. Peki ben burada serbest kalan enerjiyi buna vermek ister miyim? Sonuçlandır. Daha çok verim alabilirim bundan. O yüzden gerek olacağını düşünmüyorum. Ben ne anlatıyordum? Unuttum ya. Allah billah unuttum. <laughs> Ama bu sihir mayını falan kesinlikle baya bekleteceğim arkadaşlar. Vay çünkü direkt çekleyebilir ve galiba adamın elinde hiçbir şey yok. Sen de gel abi. Yol clear atabilecek hiçbir şey yok bu adamın. O yüzden tekrar söylüyorum. Korkmaya gerek yok açıkçası. Ha zik, şey İtalya'dan bahsediyordum. Aynen aynen. Şimdi Talia kardeşim karşıdan 3 kere 2 hasar veriyor arkadaşlar. Ama hani mesela karşıdaki ölürse de kalanı işte başka bir şey veriyor. Böyle ilerliyor. Aslında sihir Mayın'dan gerçekten daha çok verim <laughs> alabilirmişim. Ama şu kartlarla bu saatten sonra biraz zor kazanır gibime geliyor. Az geç. Özellikle 8 manaya geldik. Örneğin 5 tane özellik kalması kendi başına güzel. Burada Talia Zix bir şey vermeli artık ama bana. Dediğim tam olarak buydu. Sihir mayın tarlası geliyor arkadaşlar yok kardeşim. Nexus'una dürtme çomayla hasar çıkartıp kart çekmeye çalışacağım. Bir de buna sıyrılgan verdin. Pekala. Gerçekten pekala. Sen bunu, sen de bunu kilitle. Rakibin bilmediği şey şu. Eğer ben bu yer kartını yok edersem senin arkadaşım en güçlü ünitene yine stun atacak. Yani senin bu, bu oyunu kazanma ihtimalin çok düştü diyebilirim. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi gerçekten like atmayı unutmayın. Bu benim için ciddi anlamda önemli bir olay. Diğer tur Arne oynayacağız. Gerçi 5 oluyor değil mi? Bunu ben kendim şu an yok edebilirim aslında. Dur bitir. Ya da bir tık bekleriz. Ya da Hadi şöyle bir olay yapalım. Biraz abartalım. Tam 3 mana değil mi? Bunu yok edip Buna artı dört artı iki verelim. Stun'ı yesin. Altı ediyor ya. Ernie de gelsin. Diyor ki ilk saldırı can çalma. Sırılgan rakip çeker. Eklenti gözü pek. Ya yani bu oyun zaten bitti. Sırılgan'a karşı da bloğu var. Ama hadi bir tık uzatalım diyeceğim ama kazanma ihtimali kalmadı artık. Yani deste arkadaşlar aşırı eğlenceli. Sadece yer kartı oynuyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Mükemmel bir deste. Bence bu desteğiyle bir el daha girelim. Karşımızda şimdi Morgana ve Mordekaiser var. Talyaları çektik. Dürtme çomaklarından biri elimizde kalabilir. Bu adamın bir canlı çok zımbırtısı var. Sihir mayın bizi çok bozabilir. Valla bu beyefendiye karşı bizi değil rakibi çok bozabilir. Gerçekten nasıl oynamam gerektiğini bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü bu mesela e, hani çok çok eski bir deste tamam mı? Hani şu an 4'te falanız. Yani dördüncü sezonda falanız. Hani rakip yani şöyle söyleyeyim. Turu bitir abi. Ya anladınız işte. Anlatamadım ama anladınız. Muhafaza hane gelsin. Kart çekelim. Muhafaza hane. Arkadaşlar kart çekmemizi sağlıyor. Oynadığımız tur bir tane oynuyor. Geri sayım bitince bir kart daha fazladan çekmemizi sağlıyor. Zix güzel. Zix ruh hasadına ölebilecek kıvamda bir karakter olduğu için. Zix'i oynamak üzülecek. Devel atlaması için de 4 tane yer kartının yok edilmesi gerekiyor. E, 1, 2, 3. Yani beni geren Mordekaiser değil arkadaşlar. Beni gelen Morgana'nın can çalması. Ya şeyi gerçekten anlamadım mesela bak. Targon ve e, Demacia'da hani gerçekten böyle bir şey olması biraz garip geliyor bana. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama. Dürtme çomağını atıp kar çekelim hadi. Aslında benim yaptığım iyi bir hamle değil. Kesnova Princesia. Değil mi? Princesa diye olarak okunuyor. Çok iyi taptık bu arada. <laughs> Devam. Turu bitir. Bu sihir mayınları bekletici olacağım ya mordedir morganadır bunlara karşı oynamak iyi Buluşu yer? kendi başına güzel sonuçlandır Önce kardeşim gelsin ve bana bir yer kartı daha versin 2 yani etti Bunlar zaten olacak e sihir mayınlarım da var Bu tur aslında ziggs yerine bunu oynayıp bunu güçlendirmeye başlamak benim için çok daha tatlı olabilir ve Bunu yapıyor olacağım adamın aslında pas geçmesi kendisi için çok iyi bu bana yapılmış bir bait Ruh hasadına bekletiyor aslında başka hiçbir şey yok. Yani Zix'in level atlanmış bir şekilde oynanması gerekiyor. Elinde intikam falan varsa da sıkıntı aslında bizim için. Buluşu kim yayar bayağı iyi ya. Öldü mesela bak 3'ü e 3üm Aa nefret dikeniyle yapıyor bir de bunu. Bir şey değil mi bu gördüm çok garip bir hareketti. Yorumum yok. Bak gerçek anlamda buna söyleyebilecek bir yorumum yok. Nefret dikeniyle öldüğü için elinde mi nefret dikeni daha oldu. Ona göre oynayacağız. Hmm, hmm, bu gitmesi iyiydi ama ya. Durmadan buff alacaktı ve... Hani 5'e 5, e 5 6'ya 6 falan yapmak kendi başına yeterdi. Şimdi 4'e 4. Bir diğer tur fazladan bir mana taşı alacak ve ağır darbesi var. Allah'tan tek seferlik mana taşı veriyor. Bombayı sal güzel. Toprak bozumu Benim kesinlikle istediğim bir kart ve pas geç. Şimdi Zix'in benim zaten level atlayacak arkadaşlar. Bu tur büyük ihtimalle Mordekaiser oynayacak. Gerçi Morde 7 mana mıydı? Allah'tan 7 mana ya. Bir şey bak bana göre benim şahsi görüşüm. Yani herkes farklı düşünebilir. Bunun 8 falan olması gerekiyor. 9 falan olması gerekiyor. Sihir aynı güzel bu arada. 2'ye ile blokla. Hadi öncelikle çorağın gezginle oynayalım ve adam bir şey oynasın. Yani çekilebilir olmasını istemediği için bunu yapmamaya çalışıyor ama abim bak zaten Mordekaiser'ın 8 canı var. Hani çekilsene ne? ne? Diyerekten. Bence bu tur. Abi çok zix oynamak istiyorum ya. Cidden inanılmaz çok zix oynamak istiyorum. Hadi gel ya battı balık yan gider. Valla gerçekten battı balık yan gider. Güvendiğim şey aslında ne biliyor musunuz? Ha gerçi bu yavaş büyüyor. Güvendiğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Öldü. Ben var ya gerçekten bak ben gerçekten ezbere biliyorum ya. Vallahi ezbere biliyorum. Bu adamların ne oynayacağını, ne yapacağını. Bu kadar mükemmellik bazen bana bile fazla. <laughs> ne anlatıyorum ya? Devam. Meşe 5, 5. Aslında var ya. Önce şu kardeşime bombayı salı bir atalım tamam mı? bir bomb, yer kartım daha oluşsun. Bir ünite daha oynasın 6'ya 6 olsun. Asıl amacım morde falan oynaması. Abi gerçekten artık şaka yapıyor galiba. Devam. Ama tur rakibe geçeceği için problem yok. Yer kartı gelmedi. Şaka gibi. Ya bu destenin güçlü kısmı bu işte arkadaşlar. Görüp göreceğiniz en sağlam kombolara sahip. Ve hani adam şey yapıyor. Ee, benim elimde Harro'dan hiçbir şey yok ya. Bunların gitmesini bekleyeceğiz değil mi? Mana taşımı yok etme. Bunu yok et ve böyle yap. Hem elinden alalım. Ya hem şu an kesebilecek bir şey yok. Hem de Zix level atlasın. En azından ruh hasadından korunsun. Saçmalı görüyor musunuz arkadaşlar? Ya adamın her şeye cevabı var. Bak her şeye eksiksiz cevap verdim. Biraz korkak oynuyor. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi Zix'in level atladığı için aslında iyi kıvamdayız. Yani intikam atamaz. Ruh hasadıyla kesemez. Ne yapabiliriz? bilemiyorum. Ama belli olmaz yani. Bu kadar çok cevabı varsa bir adamın üstelik oynadığım her şeye bir cevap verebiliyorsa abi ihtimalle ihtimal bana bir cevabı vardır ya. Gerçekten var ya. Bu arada sizler nasılsınız? Keyifler nasıl arkadaşlarım? Neler yapıyorsunuz? Zix'im gelsin. Şimdi onu elinden almanın gerçekten faydası olacak her yer kartı yok, yok olduğunda hem ne üstüne 2 hasar çıkartacağız hem devamı düzenli olarak gelecek. Ama 2, 4, 6 kartın ne olduğunu bilmiyoruz. Bunlardan bir öte dünyaya bakış diğer nefret kabuğu. Ya yani bu adam o yazgılı zımbırtıdan o kadar çok verim aldı ki arkadaşlar. Yapacak da hiçbir şey yok. Çünkü o kart kendi hani hedef alındığı kartları içine alıyor. ilk üç tanesini gerçek anlamda içine alıyor. Ve öldüğü zaman sana geri veriyor. Bu yüzden sen öte dünya bakışta onu öldürürsen sana tekrar geri verecek arkadaşım. İtenler birliği. Elinde mordesi var büyük ihtimalle. Burada sihir mayın tarlası gelsin. Aslında bunu kesebilirdim. Yani çok da iyi bir hamle değil bu. E kesmek tahminen benim daha çok işime yarardı. Ama burada... Adamın her şey mi cevabı var ya? Tam saldır abi. abone olmaması çok kötü. Bloklayana da iki hasar vurur. Rakibin Nexon'a da iki hasar vuracak. Ve bunları en başında elinde olması gerçekten şaşırtıcı. 3, 4, 5 şu nefret dikeni ve öte dünya bakışının arasındaki kartın şey olduğunu biliyoruz artık. Mordekaiser, Morgana ya da başka bir şey. Gözü kara göçebe mükemmel bir kart. Buna benim saldırmama gerek yok. Gerçek anlamda gerek yok bu arada. Bunu yok edip arkadaşım yere bir adet huysuz kaya ayısı çağırmak benim için tatlı olacak. Çünkü bunu öldürüp geri diriltiyor. Problem yok. Morde değilmiş bu arada. Gözü kara göçebe ile ee, aslında bir şey diyeyim bu tur bedavaya Talya oynayabilirdik biliyor musunuz? Ben diğer tur bu adama yine stun atacağım için Problem olacakmış gibi gelmiyor bana Diğer tur önce sihir mayını oynayacağım Stunlayacak Ardından Taliyah gelecek Haca Nereden baksan yani En azından benim düşünceme göre iyi bir hamle Sihir mayın gelsin Stun'ı yedi kardeşim Talya ikinci bir ünitesine de stun atacağı için yine sıkıntı yok 2-4-5-6 kartı var bilmediğimiz yani şu an öte dünyaya bakışı ve nefret dikeninden bak bir fedakar alim daha. Bu Beit kartı ve ben yapacak bir şey yok. Talyam gelsin. Büyük ihtimal intikam ya da haşla atacak. Ya da afet atacak. Ama ölümsüz olmadığı için sıkıntı yok. Kendim de vermiş olur. Gerçi 8 manayı nasıl afet atacak diyerekten Şimdi bu tur bayağı bir hasar çıkartabiliyor. Olmam gerekiyor benim. Benim mantığıma, benim planıma, benim hesabıma göre. 6 bu çıkartacak. Yani hepsini bloklayamaz ya. Biter mi? Büyük ihtimalle oyun bitmez. O ayrı konu. Aslında 1'e ikisini de stunlasam, öyle saldırsam çok rahat içinden alabiliriz değil mi? 3, 4, 5 kartı var bu adamın. Hadi bakalım. Kendi üniteni falan öldür. Bir şeyler yap. Benim ünitemi öldür. Aynen. Vengeance geldi. Sonuçlandır. Ben şu an şeyi merak ettim. Sihir mayın tarlasını buna da oynarsam. ...ikiye kaç vuruyoruz ki? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu tür oyunu kazanmış bile olabiliriz. Ya bu kadar rezalet oynamayla zaten senin bu tura geliyor olman bile şaşırtıcıydı biraz. Kardeşim yani GGVP ez deyip bence bir el daha girelim. Yani destenin gücünü gördüğünüze inanıyorum. Ama bence bir el daha girmeyi hak eden bir deste. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi çok sağlam bir agro var arkadaşlar. Bunu ve bunu göndereceğim. Zix her zaman kalmalı. Zix'i bulduğunuz anda asla göndermeyin tamam. Dürtme çoma deyip tam olarak istediğim kartı çektiğimi söyleyebilirim. Çünkü benim erken aşamada rakibin yapacağı hiçbir şeye cevabım yok. Ama artık Zed'e en azından bir tur bile olsa bir ce Ben boynu var ya. Sev seviyorum ya. Bak bir şey diyeyim mi? Gerçekten bazen Hani bazen gerçekten çok işe yarar kartlar veriyor. Bazen bir o kadar işe, işe yaramaz kartlar veriyor. 3 tane var. tam 3. troll. Tamam ben lafımı geri aldım arkadaşlar. Oyunu se sevmiyorum. <laughs> sevmiyorum abi. <laughs> sihirmayın tarlalarını burada atabilirim bu arada. Ya da daha erken bir şey gelebilirdim. Ekilemedin. Tamam o zaman büyük ihtimalle şöyle yapacağız. Bir sihirmayın daha gelecek. sana atalım. Max hasarımızı alalım. Yani 3 hasarı artık mecbur alacağız. Yapacak bir şey yok. Bir de bu tür ekstra muhafaza hane oynamak istiyorum. Tamam talya güzel abi. Talya baya güzel ki gördüğün üzere talyayı direkt devre atlattık. Burada olay şu erken aşamada kazandıksak yani kazanırsak sıkıntımız yok. Kazanamazsak patatesiz. Bak bu tur buna oynamak bir tık troll olabilir aslında. O yüzden pas geç. Yok artık. Beklemiyordum. Kesinlikle beklemiyordum pas geçmesini. Vallahi billaha beklemiyordum yani arkadaşlar. Tam sonuçlandır kanki yapacak hiçbir şey yok. Şimdi kaya kızakçısı kardeşim gelsin. 11 cana düştük bile ve bu adam bu saatten sonra sadece büyülerle benim nexusumu keserek şey yapabilir yani. Sonuçlandır. Şimdi manası bitmişken, 4 hasar çıkartamayacakken Zix'im gelsin. Yani bu saatten sonra biraz bizim şeyimiz konuşsun değil mi? Şimdi bunu elinden al. Aslında bak bunu elinden almak biraz mantıksız oldu. Tamam Çünkü saldırdım da bunu çekip zaten kesebilirdim. Artı 3 verdi. Pekala. Diğer tur canın yanacak ama kanka verin olsun. Şimdi yok olduğunda diyor değil mi? Gel kankam. Talia'yı bir level atlatalım. Ve en güçlü ünitesi tekrar stun bu adamın elinde belli ki zed yok şu anlık. Şimdi bu stun yiyecek. Bu ikisine saldıracağım. Elinden bunları alacağız. Bir de bunları yok etmek çok kolay olacak. Serbest kalan enerji falan benim için gayet tatlı. Bir de elimde iki tane var. Bir de ziksin zeksek bombası var. Bir birime iki hasar ya da iki düşmana bir hasar vermek değil de. Yeni yeni Ehe. Tam bu şekilde saldır abi. Beni karşılayan ve rakibin Nexus'una bir hasar verirsin. Aslında tam tersi yapsa benim burada dürtme çomağını oynamam zorun yani oynamak zorunda bırakırdı beni. Aynen öyle. Gerçi neyin oynayacağım ki gerek yok. Ya da a o zaman kankam kusuruma bakmıyorsun. Gizemli atış bekletip benim Nexus'umu atmak zorundaydım bu arada. Ya bence Jinx'ini keseriz ya. Hayakız aktısı güzel. Diğer Yo gerçi bitmiyor. İyi, size kombosunu gösterdim abi. Yer kartlarının özelliğini gösterdim. 3'e 2 olması inanılmaz kötü bunun. Bundan deli gibi verim alabilecek. Bakalım nasıl oynayacağız. Açıkçası benim de herhangi bir fikrim yok sevgili dostlarım. Ama sanırım burada artık bunu vereceğiz gibi bir şey ya. Ya da çok daha iyi bir fikrim var. Serbest kalan enerjiyle bak bir dost kart yer kartını yok ederek bunu yok edip buna artı 4 artı 2 versem hiçbir şey ifade etmiyor. Ya yani biz daha olduğuna göre bunu yapmanın çok da mantığı yok. Devam. Toprak bozumu oynamayı tercih edeceğim bu tur. Yani toprak bozumu artı şey oynamayı tercih edeceğim. Ki bir kart daha gelsin. Ve bence pas geçelim. Oynay Aslında bak burada zix oynamayı tercih edebilirdik. Yani hala da oynamayı tercih edebilirim. Şimdi büyük ihtimalle Jinx'e falan verdi bunu. Zix'im gelsin abi. Level atlamış bir Jinx şey Zix can yakabilir. E diğer tur saldırı sırası yine bizde ve ben kusura bakmama saldıracağım. Şimdi o artı 4 artı 2'yi neden vermediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Turu bitir. Şimdi bu anlık bir büyü tamam mı? Öncelikle buna bombayı salı bir koyalım. Beyefendinin bir hamle yapmasını bekleyelim. Çünkü Ünite oynarsa ki tahminen oynayacak. He yap kanka. Ünite oynarsa ki bu adam ünite oynayacak. Nexus'una hasar yiyecek. Şimdi işin güzel tarafı şu. Serbest kalan enerjim geliyor tamam mı? Kanki bunu yok edip buna artı 4 artı 2 veriyorsun. Stun'ı yiyor. Ardından şimdi şöyle bir aslında tam tersi yapsam bitiyormuş ama yine bittiğini düşünürsek. Tam olarak. Hadi hadi vazgeçtim ya. Hadi bir sihir mayın tarlası değil de. Bir... Kaya kızakçısı daha gelsin. Çekerse Yine biter. 3'e 1 ile 4'e 4'ünü çekeceğim. Elimde başka bir şeyim olmadığını düşünsün istiyorum. Az önce oyunu bitirebilirdim bu arada. Yani her şekilde hasar çıkacağı için elinden alırdık. Yani rakibi aslında ben burada hak tanıdım arkadaşlar. Bu gizemli atışı şunu bunu benim elime bekletmesi gerekiyordu. Yani bununla bloklayamaz. Bunu yapamaz. Yere ünite oynarsa Nexus 2 hasar yer. Alevli patlangaç. Bu adamın elinde hiçbir şey yok diyerekten. Hadi burada sihir mayın tarlasında oynayalım. Bir stand daha yesin abi. Bence gayet iyi bir olay. 4 2 6. Yani 8 asar çıkartamıyor Allah'tan da. Aa, bir of ayonyamız geldi. Ama burada yine kaybediyorsun kanka. <laughs> bir sihir mayın tarlası daha geliyor. Şimdi buradan nasıl kazanacağını hadi bana bir anlat. Şimdi hesap yapıyor ama bu saldırdığı zaman da Kankam 2 hasar çıkartıyor ve biz bu maçı çok rahat bir şekilde kazanıyoruz. Okey arkadaşlar, sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.